Karos kanalına hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün konuğumuz Aslıhan Örs. Aslıhan hoş geldin. Hoş buldum, merhaba. Nasılsın? İyiyim, teşekkür ederim. Sen nasılsın? Teşekkür ederim. Biraz seni tanıyabilir miyiz? Ben Aslıhan Örs. Maltepe Üniversitesi Psikoloji 1. sınıf öğrencisiyim. Bu kadar. Peki, bölümle alakalı birkaç sorular soracağım sana. İstersen başlayalım. İlk sorum şu, neden bölüm tercih ettin? İnsanların davranışlarını analiz etmeyi, onların neyi neden yaptığını anlamayı seviyorum ve kendimi ileride bu meslekte hayal ettiğimde mutlu hissediyorum. O yüzden psikoloji seçtim. Peki bu bölümü hani liseden beri mi tercih ediyorsun? Daha önceden mi vardı? Ben insanların psikolojisini daha iyi anlıyorum, çözmek istiyorum. Yoksa hani biraz daha sınav sonucuma göre tercih mi ettim diyorsun? Yani nasıl süreç işledi? 9 ve 10. sınıfta psikolojiyi istiyordum zaten. Sonra bir şekilde vazgeçtim. Sayısal tercih ettim. Sonra tekrar 12. sınıfta ben bunu istiyorum deyip mezuna bıraktım. Sonra sınav sonucuma göre de biraz şekillendi. Anladım. Yani genelde 9-10'da vardı o tohumlar Aynen. diyoruz değil mi? Peki aslında ben şunu merak ediyorum. Psikolojinin ders içerikleri nelerdir? Hani zor mu, kolay mı? Sana göre zor, kolay. Biraz daha ders içeriklerinden bahseder misin bizlere? Yani ben şu an 1. sınıf olduğum için genelde bölümü hazırlık derslerini görüyoruz. Alana giriş böyle 2. ve 3. sınıfta başlıyor. Yani şu anlık derslerde çok fazla zorlanmıyorum. Ders sayımız çok fazla olmadığı için. Derslerimiz genelde sözel işliyor ama onun dışında matematik ve istatistik gibi sayısal derslerimiz de var. Genelde herkesin sevebileceği, anlayabileceği işte gelişim olsun, kişilik kuramları dersleri olsun bu tür dersleri göreceğiz. Şimdiden diğer alan derslerini de görmek için heyecanlanıyorum. Anladım. Peki üst sınıflardan hani duyduğun böyle daha çok ilgini çeken dersler oldu mu? Yani aslında birçok psikoloji öğrencisi gibi klinik psikolojiyi merak ediyorum, görmeyi istiyorum. Öyle. Anladım. Peki şu an biliyorsun online süreçteyiz. Sen de online görüyorsun derslerini. Online'da verimli oluyor mu? Yani az çok verimli oluyor ama yüz yüze olmayı tabii ki daha çok tercih ediyoruz. Sınavlarımızda tabii daha rahat oluyoruz ama onun yerine okulda olmayı her türlü tercih ederim. Tabii ki yani yüz yüze eğitim hepimizin tercihi. Evet. Peki Aslı bir şey merak ediyorum da bu staj imkanları okul açısından olsun, bölümümüzün açısından olsun stajdan biraz bahseder misin bizlere? Staj imkanları genelde küçük şehirlerde çok olmuyor, daha kısıtlı oluyor. Ama büyük şehirlerde çok fazla yere başvurarak kendimize uygun yerler bulabileceğimizi düşünüyorum. Bazı okulların stajı ayarlama imkanları oluyor. Okul seçerken buna dikkat etmek de önemli. Yani bu şekilde. Yani okul seçerken önemli diyorsun staj imkanı. Evet. Bir de stajların zorunlu mu? Bazı okulların zorunlu, bazılarınınki değil. Bizim okulumuzda zorunlu yazmıyor ama 4. sınıfta psikoloji alan uygulamaları dersimiz var. Hocalarımız staj Hmm, sizlere staj ayarlıyorlar. ayarlıyorlar bize. Peki staj imkanı sizin bölümde iş açısından yüzde kaç önemli? Yani daha doğrusu şöyle soracak olursam sana kesinlikle staj yapın. Hani ekstradan staj yapın Evet. tavsiyesini Kesinlikle aynen. söylüyorsun yani. Yani bu alan çok teorik bir alan değil. Sahaya inmek, insanlarla iç içe olmak daha önemli. O yüzden staj yapmaları onlar için çok daha faydalı olur. Anladım. Her bölüm gibi sizin bölümümüzde yani Aynen. ekstra staj yapma imkanı daha fazla yani iş olanağından. İş olanağınız nasıl? Hani devlette mi daha fazla yoksa özelde mi daha fazla? Maddi boyuttan devlet mi daha iyi kazandırır, özel mi daha iyi kazandırır? Yani tabii ki özelde başlarda çok düşük ücretlerle başlıyorsunuz ama kendinizi geliştirirseniz özelde çok daha fazla kazanabilirsiniz. Devlette çalışmak için de lisans KPSS sınavına girip yeterli puanı alıp sonra işte hastanelerde, cezaevlerinde çalışma imkanları var, emniyette, işte özelde yine hastanelerde, kreşlerde, rehabilitasyon merkezlerinde bu şekilde Yani çalışma imkanları devlette var. atanabiliyoruz. Evet. Peki zor mu atanması? Yani şu an çok zor görünmüyor ama bundan 3-4 sene sonra ne olur tabii bilmiyorum. Anladım. Peki aslında yüksek lisans yapıp okullarda öğretmen olarak işe başlayabiliyor musun sonra psikoloji adı altında? Evet, 2 yıllık yüksek lisans sonucunda yine tekrar KPSS'den yeterli puan alırsan okullarda yine çalışabiliyorsun. Şey söylemiştin kendini geliştirmek açısından özelde neler yapılabilir kendini geliştirme çok mu kitap okumalısın bu alanda çok mu vaka yani kişilerin psikolojisini dinlemelisin nasıl yapmalısın bunu? Yani öncelikle psikoloji sadece klinikten ibaret değil. Başka yerlerde de dediğim gibi çalışma imkanı var ama klinik seçilecekse stajlar tabii ki çok önemli. Çalışacağın yerler, insanlardan alacağın süpervizyon eğitimleri var. Onlara katılmak.
Katılım sertifikaları, belgeler almak önemli. İngilizce bilmek çok önemli. İngilizce çünkü bir kaynağı aradığınızda genelde İngilizce karşınıza çıkıyor ve hani Türkçe biliyorsanız sınırlı kaynaklara ulaşabiliyorsunuz. O yüzden İngilizce bilmesine İngilizce çok önemli aynen çok diyorsun yani. önemli. Bir de daha çok aktif olmak lazım diyorsun değil mi? Evet. Peki Aslı ben bir şey merak ediyorum da. Şimdi psikoloji okuyorsun değil mi? Psikoloji ile psikiyatır vardır ya bir de. Hani psikiyatır genel olarak evet halk arasında biliniyor. İşte tıp okuluyor, ilaç yazılıyor. Benim merak ettiğim soru şu. İkisi arasındaki tek fark ilaç yazmak mı? Yani bakınca ikisi de terapi yapabiliyor. Eğer psikolojiyi bitirdiyseniz, psikoloji 4 yıllık lisans eğitiminden sonra direkt terapi yapamıyorsunuz. Bununla ilgili eğitimler almanız gerekiyor. Eğitimleri tamamladıktan sonra terapi sürecinde aynı şekilde işliyor. Psikolog ilaç yazmaz, terapi yapar. Psikiyatr terapi yapar. Onun yanında daha büyük vakalarda ilaç kullanabilir. Psikologlar psikiyatra yönlendirebiliyorlar bu tür durumlarda. Anladım, yönlendirebiliyor yani. Psikolog biraz daha hani konuşma, dinleme, terapi yapma. Psikiyatr da biraz daha tedavi amaçlı desem daha doğru olur değil mi? Tamamdır. Aslı buradan psikoloji tercih edecek öğrencilerimize, arkadaşlarımıza, bu sene tercih yapacak kişilere önerebileceğin 3-5 cümle bir şeyler var mı? Hani bunlara dikkat edin, bu bölümü gelmek için bunları özellikle vurguluyorum dediğin şeyler var mı? Yani psikolojiyi öncelikle sadece klinikten ibaret olarak görmemelerini öneriyorum. Bir de seçtikleri okulun akreditasyonu var mı buna bakmalarını öneriyorum. Eğer puanları yetmiyorsa ya da başka şekilde gidemiyorlarsa akreditasyon olan okullara, akademik kadrolarını tercih listesine yazdıkları her okulun araştırmalarını rica ediyorum. Yeni üniversitelerin bölümleri genelde çok yeterli olmuyor. Bazı okullarda psikoloji mezunu bile çalıştırmıyorlar akademisyen olarak. Bunlara dikkat etmelerini öneriyorum. Bol bol okuyup bu bölümü isteyip istemediklerine karar vermelerini rica ediyorum. Peki akreditasyon dedin de o ne oluyor acaba? YÖK'ten onaylı bir nevi hani okulun kalitesini kontrol edilmiş şekilde bir Ha, onay damgası gibi bir aynen şey. gibi aynen. Anladım. Peki Aslı çok teşekkür ederim verdiğin Rica cevaplardan ederim. dolayı. Arkadaşlar eğer sizlerin merak ettiği sorular varsa Aslı'nın Instagram hesabını aşağıya bırakıyoruz. Oradan Aslı'ya direkt bizzat sorularınızı sorabilirsiniz. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Takipte kalın. Arkadaşlar. Bugünkü konumuz. İstediğim zaman başlayabilirim. Hadi başlıyorum. Hazır hissediyorum. Evet. İkaros kanalına hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bugünkü konumuz Aslı Nur Örs. Aslı Nur hoş geldin. Aslı Nur ne ya? Bak ben şu... Çok özür dilerim. Tekrardan. A few moments later. İkaros kanalına hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bugünkü konuğumuz Aslıhan değil mi? Okey. Ol bugün hiç demedim. Peki bu bölümü. Peki Aslan bir şey soracağım. Peki Aslı ben anladım. Peki üst. Peki Aslı bir şey merak ediyorum da. Peki staj imkanı. A few moments later. Peki Aslı. Tamamdır. Peki Aslı bir şey soracağım. Bu da benim merak ettiğim sorular arasında. Peki Aslı ben bir şey merak ediyorum. Peki buradan 2000 years later. Peki iş olanakları demişken. Peki verdiğin cevaplardan dolayı çok teşekkür ederiz.